Allah gerektiği şekilde rahmetiyle, keremiyle muamele eder, yardım eder, ikram eder. Bazen deriz ki Allah niye bana yardım etmedi? O yardım etmiştir. Hem de gerektiği gibi yardım etmiştir. Yardımı senin istediğin gibi değil. O senin ebedi hayatının hesabını yapar. Senin Hazreti insan olmanın hesabını yapmıştır. Allah Pir Hazretlerine buyuruyordu. Keremini, ikramını, yardımını anlatmak için. Buyurdu ki, eğer bir kul bir çölde onunla karşılaşsan, o kul o çölde susuz kalmıştır. Suya öyle ihtiyacı var ki, su içmese ölecek, helak olacak. Senin de yanında su olsa, sen o suyu ona vermesen, sen cimrilerden olmaz mısın? Ne dedi? Pir Hazretleri, evet ya Rabbi, böyle bir durumda, bende su var, benim suya ihtiyacım yok, o da su içmese helak olacak, ben vermesem zaten cimrilerin cimrisi olurum dedi. Allah buyurdu ki, hal böyleyken, benim hiçbir şeye ihtiyacım yokken, her bir kulun her istediğini versen bile mülkümden bir şey eksilmezken, o kendisi benim mülküm, mülkünü ondan almış, ona vermiş, o da onun mülkü, bir yere gitmiyor ki. Hal böyleyken ben rahmetime nasıl mani olurum dedi. Ben rahmetime mani olsam ben cimrilerin cimrisi olmaz mıyım dedi. O zaman niye vermiyor? Onu koruyor. Onun ihtiyacı var, ben vermiyorsam benim ihtiyacım yok. Eğer vermiyorsam ben cimrilerin cimrisi olurum. Demek ki işin bir hikmeti varmış, bir sırrı varmış. Aklımızı kullanmamız gerekir yani. Rahman olan, Rahim olan, Kerim olan vermiyorsa bizi koruyor. Bizi bizden koruyor. Bizi dünyadan koruyor. Bizi kaybetmekten koruyor. Onun koruması da onun ikramidir. Onun koruması onun yardımıdır. Nesir isminin tecellisidir. Yardım ediyor. Nasıl ki çocuğu bıraksak dışarıya, bir bakara götürsek, ne görse hemen alacak. Neyi görse hemen alıp yiyecek. Hatta bıraksan toprağı yiyecek. Niye? Bilmiyor. Ana baba ne yapıyor? Ona mani oluyor. Ona her istediğini vermiyor. Değil mi öyle? Ana baba çocuğu için kerim değil midir? Nesir değil midir? Ne yapıyor? Onu koruyor. Bir çocuk anasıyla babasıyla kıyaslandığında, eğer böyleyse, bir kul Allah ile kıyaslandığında, kul da Allah katında böyle olması gerekmez mi? Allah biliyor, kul bilmiyor. Yani çocuk konumundadır. O zaman kula düşen kulluğunu bilmektir, arziyetini bilmektir. Bununla beraber cehaletini bilmektir, bilmediğini bilmektir. Allah'ın alim olduğunu bilmek, kabul edip buna iman etmektir. O biliyor. Evet, insanın Allah'ın Nesir isminin tecellisine mazhar olabilmesi için, Nesir isminin tecelli etmiş olması için önce onun kendi kendine nesir olması gerekir. Kendi kendine yardımcı olması gerekir. Kendi kendine yardım etmesi ne demektir? Ruhuna yardım etmesi, maneviyatına, güzelliğine yardım etmesi demektir. Eğer kendine değil de şeytana yardım ediyorsa, nefsine yardım ediyorsa, şeytani dinleyen nefsine yardım ediyorsa o nesir olamamıştır. Evet. Şeytanın
hali onda tecelli etmiş demektir. Ailesine yardım etmesi gerekir. Eğer kendine yardım ederse gönlü cennete döner. Kendisi cennet olur, gönlü cennet olur. Ailesine yardım ederse evi cennet olur. O evde cennet kazanılır. O evde yetişen çocukların gönlü cennet olur. Eğer etrafına yardım ederse, bulunduğu yere, yerdeki insanlara yardım ederse, orası cennete döner. En azından onun için cennet olur. Allah cennete çevirir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kim bu dünyadaki cenneti bulursa, ahiretteki cenneti unutur. Evet, sahabe sordu, ya Resulallah, bu dünyada cennet mi vardır? Buyurdu ki, evet. Bunun adı marifet cennetidir. Allah'ı tanıma cennetidir. Bir gönül Allah'ın marifetine kavuşursa, o gönül marifet demek, tanımak demektir. Bir insan bir gönül Allah'ı tanırsa, o gönül cennete döner. Bir kul ki Allah'ın Nesir ismine iman etmiştir, onun hiçbir konuda hiçbir endişesi olmaz. Bilir ki Allah yardım eder. Bilir ki Allah onun Mevlasıdır. Allah onun velisidir. Allah'a teslim olmuştur. Başkalarının endişe duyduğu konuda o endişe duymaz. Allah'a güvenir. Tevekkül eder, bilir ki yardım eder. Bir duası olduğunda o duasını yapar, şartlar müsait olduğunda, kendisi için şartlar müsait olduğunda, yani onunla kazanacağı zaman Allah yardım eder, onu yapar, onu yaratır Allah. Allah veli değil midir? Allah müminlerin velisidir demedi mi? Ya biz veli değiliz, mümin değiliz, onun için Allah'a güvenmiyoruz. Ya da güvenmediğimiz için Allah'a dost olamıyor, ona güvenemiyoruz. Onun yardımına inanamıyoruz demektir bu.